Evet, birçoğumuz herhalde Gılgamış Destanı hikayesini duymuştur. Ve aslında bu destanın kayıtları bu tablette geçmektedir. Aslında bu destan 12 tabletten oluşmaktadır. Ama özellikle 11. tablet, ki burada sergilenen tablet, dikkatimizi çekmektedir. Çünkü tufandan bahseden tablet budur. Gılgamış Destanı'nda dediğiniz gibi Kral Gılgamış ebedi hayatı arama yoluna giriyor. Ve kendisi bir Utnapishtim adında, yani bizim bir diğer isimle Nut diye tanıdığımız figürün Nut olarak bilinen kişiyi aramaya geçiyor. Utnapishtim kimdir? Utnapishtim ebedi hayatın gizlini keşfeden insandır. Kendisi ve ailesi bu tufandan kurtulmuştur. Nasıl mı? Bir büyük gemi inşaat ederek bu hikaye, özellikle Nuh tufanı hikayesiyle ilginç paralellikler göstermektedir. Benzerlikleri birçoğu ateist ve kuşkucu bilim adamı bu hikaye veya kutsal kitaptaki hikayenin buradan kopya edildiği iddiasını ortaya atmaya çektiğini görüyoruz. Fakat aslında bu tablette birkaç benzerlik olmasına rağmen birçok fark da mevcuttur. Mesela geminin ebatları çok farklı. Tufanın gönderildiği neden çok farklı. Tufanın sürdüğü dinler çok farklı. Dolayısıyla Tevrat'taki Nuh ve Tufan hikayesinin buradan kaynaklandığını gösterecek pek bir bilimsel veri yok. Daha çok ben bunu şöyle yorumluyorum. Aslında bütün bu farklı kayıtlar belirli bir olayın gerçekleştiğini ve bundan sonra bu olayın farklı kültürlerin, farklı dünya bakışları açısıyla kaydolduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla hem eski Babil'ler, Sümerliler, Mısırlılar ve aynı zamanda İbraniler bu olayı kendi bakış açılarından açıklamışlardı.